MLB 16 The Show serisinin yeni bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Oyunun ana penceresinde gezinirken kafama bir şey takılmıştı. Oyunu erken sipariş ettiğim için bazı ek paketler vardı arkadaşlar sahip olduğum ve onları hiç kullanıcı hesabıma aktif etmedim. Aklıma o geldi ve burada görmüş olduğunuz gibi erken sipariş versiyonundan kazandığım bazı ürünleri hesabıma aktif ettim. Bu aktif ettiğim paketler neydi derseniz arkadaşlar, oyuncumuza antrenman puanları alabiliyoruz. Bu şekilde daha hızlı geliştirebiliyoruz. Bunları almamızı sağlıyor. Zaten bu görüntüden de anlayacağınız gibi oyuncumuzu iyice geliştiriyoruz arkadaşlar. Bir anda oyuncumuza 20 overall atlattık. Kısacası artık şimdi onlar düşünsün moduyla tam gaz ilerliyoruz. Frisco serisinde ilk maçımızda istediğimiz sonucu alamadık. Bakalım sıradaki maçta neler olacak. İyi seyirler. MLB The Show's coverage of minor league baseball is on the air as we continue our tour around the minor league. Tonight, the second of four between the Corpus Christi Hooks and the Frisco Rough Riders. Güzel bir akşam güneşinin olduğu havada tekrardan home plate'e doğru geliyoruz arkadaşlar. Ligdeki en tehlikeli vuruculardan biri olarak lanse ediliyoruz. Bu çok güzel bir şey. Bir oyuncu oyun dışı. İlk geldiğim anda bir hitle ayrılabilirsem çok güzel olur. Vuruşumuzu gerçekleştirdik ama oldukça kötü bir vuruş. Top direkt olduğu gibi yukarı havalandı ve zaten çok kötü bir vuruş geçirdiğimiz için de bir antrenman puanı eklendi. Catcher, yani arkamızdaki yakalayıcı, bizi oyun dışı bıraktı. Şimdi defans olarak oynayacağız. Bakalım hatamızı buradan telafi edebilme şansımız var mı demeye kalmadan yine topun bize gelmediği bir defans oyunu daha. Tekrardan home plate'in başındayız. Bu MLB'nin en çok bu olayını seviyorum. Aksiyon durmuyor. Sürekli bir olaya sıçrıyorsunuz. Bir defans, bir hücum derken buradan iyi bir sonuç çıkarabildik mi? Merakla bekliyorum. Ama büyük ihtimalle havada yakalayacak dememe kalmadan. Center fielder, karşı takımın orta kanadı, topumuzu havada yakalıyor. Ve biz şimdi defans olarak oynayacağız arkadaşlar. 3 base'in hepsi dolu. Bu arada 4-0'da öne geçmiş Frisco takımı. Yani bu seri de iyiye gitmeyecek gibi. Bizim rahatlıkla yakalayabileceğimiz bir top olabilir mi? Oh! Bir an tırstım. Gerçekten bir an tırstım çünkü animasyon hataya doğru gidiyordu. Ama Allah'tan son dakikada yakaladık topu. Reaksiyonumuz kötü olduğu için oradan az bir puan aldık ama başarılı bir defans oynayarak tekrar hücuma geldik. Bari en azından buradan başarılı bir hit yakalayalım. Buradan yüzümüzü kara çıkartma. Gene güzel bir vuruş. Güzel bir vuruş. Home run'a gidebilir mi? Home run'a gitmedi ama en azından double'lık bir vuruş geldi arkadaşlar. Triple'a gitmenin hiçbir alemi yok. Bir vuruşta iki base alıyoruz. Hazır ben buradayken de bir base çalmayı tekrardan deneyeceğim arkadaşlar. Bakarsınız olur mu olur. Bu arada home run'da çok kıl payı kaçmış nedense. Preston Tucker 2-0'la gidiyormuş. Hiçbir oyuncumuz oyun dışı değil. Biraz öne geçtiğimiz için pitcher bizim olduğumuz base'e topu fırlattı bizi oyun dışı bırakmak adına ama hemen güvenli bir şekilde base'e geri döndük. Bir kez daha pitcher tekrardan bizi oyun dışı bırakmak için denemede bulunuyor ama gene sonuç yok. Yani bunu sabaha kadar deneyemeyiz, gözünü seveyim. Demeye kalmadan o da zaten atışını gerçekleştirdi ve bir oyuncumuzu oyun dışı bırakmayı başardı. İki strike bir ball var. Bakalım buradan bir şeyler çıkacak mı demeye kalmadan oldukça iyi bir sıçrama. Base'i çaldık gibi arkadaşlar ve üçüncü base'i çalıyoruz. Buradaki base çalma olayını şöyle özetleyeyim arkadaşlar. Bir base'den başka bir base'e gitmeniz için illaki vuruşun yapılmasına gerek yok. Amacınız o karede bir turu tamamlamak. Bunu hani kendiniz de yapabilirsiniz. İllaki vuruşa gerek yok. Ben şu an bir tane base çaldım görmüş olduğunuz gibi. Hani topun oyunda illaki olmuş olmasına gerek yok. Hatta buradan da run'a doğru gittik. Güzel bir run tamamladık arkadaşlar. Base çalmamızın tabii ki burada katkısı büyük. Takımımıza bir run kazandırıyoruz.
Tekrardan home plate'e doğru yürüyoruz. Güzel bir şeyler çıkaralım. Atış stilleri de farklılaşmaya başladı. Dediğim gibi seviye arttığı için bola gidecek topa boşu boşuna vurdum. Buna biraz ben kaşındım arkadaşlar. Ve yeniden havada yakalandığı için topumuz oyun dışı kaldık. Büyük ihtimalle son kez home plate'in başına geldik. Bu arada bizimkiler 9-5 öne geçmiş. Bu çok iyi. İyi bir vuruş daha gelir mi? Bu sefer triple'a doğru yollanırım ben. İlkinde double'da ama bu sefer triple şansını zorlayacağım demeye kalmadan doğruca hızlı hareket ediyorlar. Ve topu triple'a yerleştiriyorlar. Biz de yine risk almıyoruz arkadaşlar tabii ki. İki oyuncumuz oyun dışı. Biz tekrardan bir base çalmaya doğru yönelim demeye kalmadan pitcher oldukça hızlı bir şekilde fırlattı topu. Oyuncumuz oyun dışı kaldı. Ve ne yazık ki bu inningde bizim adımıza kapandı arkadaşlar. Hatta maçın son pozisyonu bu pozisyon olmuş. Ve bu şekilde maçı tamamlıyoruz arkadaşlar. Hemen doğruca bir istatistiklerimize geçelim. 5 kere sopanın başına gelmişiz. 2 başarılı hitimiz var ki bu 2 hit de double'lık hitler. Yani bir vuruşta 2 base ilerlediğimiz hitler. Ayrıca 1 tane base çaldık ve 1 adet run'ımız var. Kötü bir oyun sergilemedik. Takım arkadaşlarım da bu sefer üstüne düşeni yapmış. Ve 9-5'lik bir run'la bu maçı kazanıyoruz arkadaşlar. Sizler de bir sonraki maçı görmek için ve daha fazla MLB videosu görmek için bu videoya like atmayı, yorum bırakmayı, kanala abone olmayı ve kanalı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.